Cumhurbaşkanımız dedi ki biz pandemi sürecinde 156 ülkeye yardım ettik. Vatandaş bu konuda ne düşünür? Seviniyor musunuz bu yardımlara ya da? Duyduğuma göre gene ekonomisi zorda olan ülkeler yardım edecekmiş. Sırada Türkiye var mı acaba, merak ediyoruz yani. Bir çıkıp dolaşıyorlar mı çarşı pazarı? Bir enflasyon, ya halkın enflasyonunu izliyorlar mı? Ölçüyorlar mı? Abi bu işler lafla peynir gemisi yürütmeye benzemiyor. Vatandaşın oy zamanı değil, her zaman içinde olacaksın ki vatandaşın halinden anlayasın. Ha bir de şey söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ile diyor nasıl konuşulacaklarını öğrenmeliler diyor. İki ay yaş laflarını dedem söylemedi zamanında. Fikir özgürlüğüne girdi. Bir gurur geldi mi içine? Bir sevinç geldi mi? Valla nasıl bir gurur gelsin ki? Tıbbi malzeme olarak ABD'ye gönderdi. ABD'nin uçakları direkt şeye göndermedi mi? PYD'ye göndermedi mi? Kendi parasıyla mı aldı? Bu kadar sıkıntılar yaşadık. Millete para dağıtacağına IBAN dağıttı. Bu mu? Bizden toplayacak, başkalarına verecek. Gelsin baksın millete, açlıktan ölüyor ha. Bak 50 lira çalışıyorum. Pandemide günlük çalışıyorum, 50 lira paraya çalışıyorum. Gelsin bize yardımcı olsun. Zabıta geliyor, çalışmayın falan filan diyor. Açlıktan mı ölelim? İçimizde birbirimizi yiyoruz, o da gidiyor başkalarına veriyor. Bu mu adalet? Bu mu Cumhurbaşkanı? 156 ülkeye mi dediniz? 56 ülkeye gelmesin. 100 küsür. Gelsin bir kendine baksın, içine baksın. Hani iflas etmiş haberi yok. ABD ne ihtiyacı var ki bizim malzememize? Adı dünyanın en zengin devleti, en güçlü devleti. Seni göndereceğim bir tır malzemeye mi muhtaç? Affedersin şeyin evlat takmadığı şeye gönderdi, PYD'ye gönderdi. Sırf bize inat olsun diye. Üç arkadaşız, üçümüz de dışarıdan geldik. İki kişi Van'dan geldi, biri de Ağrı'dan geldi. İlk pazar günleri çalışmıyoruz. Hani ne yapacağımızı bilemiyoruz, memlekete döneceğiz. Bu mu? Gelsin bize yardımcı olsun. Adamın biri geçen gün gördüm, cidden bak duygulanıp ağladım da hemen neredeyse. Evinde televizyon yokmuş. Sokakta şey bilmiyormuş, hani yasak varmış, gitmiş ayakkabı boyacısı. Hani utansınlar, yemini hani istifa etsinler. Berat Albayrak gülüyordu. Ah bir savaş mavaş olsa dolar 10 liraya gitse bilmem ne. Ne istifa ettin lan sen? Ne istifa? Kutu kutu çaldınız, ne sonra istifa ettiniz? Cebinizi doldurdunuz, ben gideyim. Kasayı boşalttı, ülkenin kasasını doldurdu da ben istifa edeyim. Onlara oy verenler de aynı. Et oranı yüzde, geçen gün gördüm, et oranı %25 düşmüş, makarna oranı %25 artmış. Farkı görüyor musun? Et yiyenler bile makarnaya döndü. Yarın bir gün hani makarnayı bile bulamayacağız ha. Bak makarnayı bile bulamayacağız. 1,5 liralık makarna olmuş 5 lira. Hani bence istifa etsin, bıraksın başkaları şey yapsın. Peki bizim Türkiye'deki açlara, işsizlere, depremzedelere, bu hani deprem paraları yendi vesaire ya, ortada 1 lira bile yok. Peki bunlarla ilgili bize hangi ülke yardım göndermiş? Bunu da açıkladı mı? Yani kendi ülkesinde açken, kendi ülkesinde bu kadar mağduriyet, bu kadar problem, sorun varken 156 ülkeye yardım yapan bir cumhurbaşkanı sizce ne kadar doğruluğu? Bunun doğruluğu tartışılır ya. Ben bence gönderdiğine de inanmıyorum. O yediği paraları söylüyordur bence. Ben inanmıyorum. Çünkü inanmış olsam bugün Türkiye'yi karış karış gezelim sizle birlikte. Köyler, kasabalar vesaire, şunlar bunlar. Sokakta aç yatanlar, evi barkı olmayanlar, yağmur yağdı mı hastanelerin acil servislerinde vakit geçirmeye çalışanlar. Hatta devlet bu işe el atmadığı gibi bir de vatandaşların arasından iyi insanlar çıkıp onların desteğiyle bir şekilde yaşama, tutunmaya çalışan insanlar varken 156 ülkeye yardım mı göndermişiz biz? Ya gerçekten bu fotoromana yazsan ya da bir dergiye yazsan gerçekten gülersin kahkahayla. Çünkü boşuna yalan söylemesin. Sadece benim burada hedef aldığım kişi Cumhurbaşkanı da değil. Bütün hepsine söylüyorum. Yani CHP'sinden, MHP'sinden, HDP'sinden, işte İyi Partisi'nden, AK Partisi'nden hepsi çıkıp da şu vatandaşın halini, şurayı bir geçsinler. Vatan tamam, bu kadar insan sokakta ama bunların hiçbiri çalışan, cebinde parası olan insanlar değil ki ya. Kuru kalabalık şu gördüğün. Adam düşünüyor, kimi acaba tokatlarım, kimi 5 liranın, bunun cebindeki 5 lirayı ben nasıl alırım? Adam buna kadar düşmüş artık. Sen Cumhurbaşkanı olarak buna kadar düşürmüşsün vatandaşı. Kendi ülkendeki vatandaşın dururken 156 ülkeye yardım yapacaksın. Yani sen Allah bir desen şüpheli bakarım ben. Ya. Şüpheyle bakarım abi. Siz 20 senede ne yaptınız ya? Hani çok dindardınız. Ha? Çok dindar olduğunuz için mezarlıklar bu halde. Sen çok mu dindarsın? Ne yaparsın biliyor musun? Dersin ki bütün mezarlıkları elden geçirin kardeşim, ayrım yapmadan. Hristiyan mezarlığı, Yahudi mezarlığı, Müslüman mezarlığı. Hepsini güzel, her şeyden önce ölülere saygın olur. Hepsini güzel böyle yeşillendirirsin. Hiçbir şey bilemiyorsan oraya bir tane de şey koyarsın. Hoparlör koyarsın. Takarsın flaşı, 7-24 orada Kur'an okunur ölülere. Öyle değil mi? Hani siz çok Müslümansınız ya, harıl harıl cami yapıyorsunuz. Yaptığınız her caminin, bugün hesabını kitabını tutalım, yaptığınız camilere yatırdığınız paraların karşılığında kaç tane insan gidiyor namaz kılıyor? Bir bakalım buna. Er ya da geç, ya bu dünyadaki adalete teslim olacaksınız ya da Allah'ın adaletine teslim olacaksınız. Bunu bir kere size söyleyeyim. Böyle bir gerçek var mı acaba? Bu
uydurma bir şey, bir yalan da olabilir. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede diye bir eski bir tekerleme var. Gerçekten böyle bir şey olmuş mudur? Bilemiyorum. Bu biraz sanal bir şey gibi geliyor bana. Yapılmışsa bize hakarettir. Yani biz sürünüyoruz çünkü. Bir iyilik hayatımıza hakim olsaydı benim de hayatıma yansırdı bu. Diyelim ekonomi çok iyi olsaydı ben bir emekli olarak benim hayatıma da bunu yaşamam gerekirdi. Siz hissetmediniz mi? Yok. Daha da kötü. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Kimseyi kandırmaya kalkmasın. Artık kanacak halimiz de yok yani. Kanmıyoruz da. Bu hikayedir. Efendim yanlış anlamayın lütfen. Yayınlayın da bir zahmet. Cumhurbaşkanı söylemiş olduğu bir tane lafa inanmıyorum. Allah bir dese ikidir mutlaka. Vallahi kardeş bunların ayranı yok içmeye. Tahterevallilere gidiyoruz. Bunlar. Bu tarz verici bir şey ya. Komik bir şey yani. Ne bileyim yani. Acılıktan insanlar kendilerini yakıyorlar. İntihar ediyorlar. Bizimkiler de tutuyor. 152 tane ülkeye yardım gönderiyor. Ne iyi yani. Yarın bir gün gidecekleri yerlere mi? Kaçacakları yerleri mi sağlam alıyorlar? Başka bir açıklaması yok bunun. En ufak başımız sıkıştı. Kim bize yardım etti? Bak kardeşim dünyanın her yerinde devlet babadır. Halk evlattır. Dünyanın her yerinde baba evladına bakar. Bizim ülkemizde tam tersi. Evlat babaya bakmakla yükümlü olmuş. Yani çıkıyorlar insanlardan 10 lira para dileniyorlar. Ondan sonra dönüyorlar 152 tane ülkeye yardım etme şeyine düşürüyorlar. Buna periz ne lanet olsun. Söylenecek çok şey var da. Yani milletin aklı başı vardır herhalde. Kafası basıyordur yani. Bir dahaki sefere ona göre değerlendirirler yani. Tabii yardım etmeleri lazım. Tabii. Yardım etmeleri lazım. Başka ülkeler. Tabii. 156 ülke yardım gönderecek gücümüz varsa biz niye bu haldeyiz? Galiba iyi haldeyiz ki gönderiyorlar efendim. Evet, çok iyi haldeyiz ya. Siz nasıl bakıyorsunuz bu yardımlara? İyi mi yaptık, kötü mü yaptık, nasıl yaptık? Vallahi madem o kadar çok gücümüz varsa birazcık da kendi ülkesine değinsin o zaman. Saraydan kafasını böyle bir çıkarsın baksın ülkenin haline. Geçenlerde bak alışveriş yapmış mesela gitmiş. Alışveriş yaparken de sorsaydı o zaman insanlara ne yapıyoruz ne ediyoruz diye. İnsanlar da anlatsaydı. Türkiye'nin özetini geçen bir insan varsa anlatsınlar sarayda Türkiye'nin özetini. Birazcık yani şakraları açılır belki ondan sonra. Yönetenler halktan koptu mu diyorsunuz efendim? Ya yönetenlerin halktan bir alakası yok ki. Bunda hepsi dahil ama. Yani bunda bir tek genellemeye bakmayın. Bütün hepsini alın. Meclisin hepsi koptu gitti zaten yani bir şanstır yaşıyor gidiyor bu ülke öyle bir şey yani bir yönetim yok başımızda. Peki önümüzdeki seçimde neler olacak sizce, var mı bir aklınıza gelen bir şey öngörü? Valla önümüzdeki seçimde neler olabilir, eğer bir mucize olursa dirayetli omurgası olan bu ülkeyi ülke sevdalısı bu toprakların sevdalısı gerçekten milletini, vatanını seven bir insan gelirse başımıza, yani öpüp başımıza koyalım. Esas onu böyle 20 sene sırtımızda taşıyalım ama bize bir de karşında hizmet görelim. Başımızdakiler de kusura bakmasınlar da öyle bir hisse yok yani. Gelenin 77 sülalesine yansıyor mu o makam diyorsunuz? Tabii canım yansımaz. Bal tutan mı? Parmağını yalar diye bizim sözümüz var bu ülkede. Bu ayıp bir şey normalde. Böyle bir söz bile. Bu onlara baktığın zaman bu takdir. Yani az bile. Tabii az bile ya canım, bu takdir onlara baktığınız zaman. Kendimi koyuyorum, sizi koyuyorum. Mutlaka amcanızın oğlu, teyzenizin oğlu işe girmek isteyecek. Vermezseniz de sağda solda kelime yapacak biliyorsunuz değil mi? Tabii. Yukarıya çıktı beni unuttu diye. Ama sizle şöyle bir duruş olursa, arkadaşım burası benim yerim değil, burası milletin yeri, ben sadece burada hizmetkarım diyebilecek duruşta bir lider gelirse ya bu ama, ülkenin hepsi bence sever efendim onu. Ama şöyle bir şey var, şimdi ilk başta birazcık da bizim insanlarımızı eğitmek lazım. Milletvekili deniyor. Milletvekili ne demek? Milletvekilinin açılımını bir insanlara öğreteceksiniz. Senin vekilin, sana hizmet etmek zorunda olan insan. O vekil, asil olan sizsiniz. Tabii. Bana hizmet etmek zorunda olan insan. Ben ona hesap sorabilecek bir insanım yani. Hakkınızı arayıp sormaya kalktığınız zaman da yani işte bir takım böyle etiketler konulmuş. Birisinden birisini seçiyorlar, sen olsun diyorlar. Hadi yargılanmaya gidiyorsunuz. Yani böyle bir ülkede yaşıyorsunuz maalesef. Ve hiç kimse başınızda size hizmet etmek için, seçtiğiniz adam size hizmet etmiyor. Hizmet etmediği için soru sorduğunuzda zaman etiketlerden bir tanesini sizin sırtınıza yapıştırıyorlar. Hadi bakalım yargıya diyorlar. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Şu fotoğrafı çek kardeşim. Şöyle bir adam gelirse bu memleket ikinci Kurtuluş Savaşı'ndan kurtulur. Böyle bir adam gelmeyeceği için de hiç kimse umudunu hani yaşarmaya çalışsın da zor işler. Türkiye'nin hiç iyi şeye gittiği yok yani. Kötü yola gidiyoruz biz. Yani gittikçe, gün geçtikçe depremler, bu hastalıklar.
İlk önce kendi ülkesindeki fakirlere baksınlar. Kendi garibanlarına baksınlar. Bir dünya gariban var. Yani bu kendi içimizdeki gariban işini çözelim. Kendi bir her şeyin bu pahalılığı bir önleyelim. Ondan sonra mı diyorsunuz yardım? Ondan sonra yardım edilsin o dışarılara. İlk önce kendi insanlarına bir yardım etsin bakalım da. Bir dünya aç insan var memlekette. Ve ondan sonra dışarıdakilere baksınlar. Yorum yok annem. Yardım güzel. Rabbim 1'e verirsen 5 verir sana. Ben isterim ki önce bize yardım edilsin. Caminin içi dururken dışarı yardım etmek bence çok doğru değil. Yani önce kendi halkının sıkıntıları giderilsin. Milletin sıkıntıları nedir onlar giderilsin. Kalırsa şayet durumumuz varsa dışarı yardım edilebilir. Nedir edilmesi? Rakam da bayağı büyük bir rakam. 156 ülke. Yani. Galiba tekiz dünyada bu konuda. Gibi. Vallahi onlara yapacağını bize yapsın. Biz emekli bir insanız mesela. Ben 2200 lira para alıyorum. Şimdi yatırdım su elektrik parası 5 lira. Bana ne kalıyor? Vatandaş nasıl edecek? Onlar rica kendi vatandaşlar yapsın. Önce toplumun bir gelir seviyesine baksınlar, toplumun alım gücüne baksınlar, kendi vatandaşlarına yardımcı olsunlar. Bu süreçte insanların neler çektiğini biz çok iyi biliyoruz. Sosyoekonomik olarak alt sınıf kesimden bahsediyorum. İnsanların genel anlamda bu gelir seviyesinin düşüklüğünü geçtim. Bir de alım gücünün azalması ve artık insanların pandemi, hastalık süreci falan, işsiz kalması falan bunları hiç göz önünde bulundurmuyorum bile. Dış ülkelere yardım evet güzel bir şey. İnsanlara yardım etmek güzel bir şey ama kendi halkını unutmamalı insanlar. Yöneticilere buradan bunu ancak söyleyebilirim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum ben bu konuda. Ben de isterim ki devletimizin ilk önce kendi milletine bir düzenli bir olarak bakması. Çok yoksulluk var. Açlık iyice yükseldi. Sokakta yatan insanların sayısı zaten daha da arttı. Hani bunlar şu anda görülmüyor mu efendim? Görülmüyor. Çünkü neden görülmüyor? Hep ön taraflar. Mesela atıyorum bu taraf arka taraf diyelim, bu taraf ön taraf. Hep bu tarafa bakıyorlar. Gettoya bakan yok. Evet. Hiç o tarafa bakan yok. Çünkü neden? Asıl ihtiyacı olan bu taraf. O taraf değil. Zaten var bunda. Bunda yok. Hani buradaki buraya yardım etse ülke kalkınacak. Ama buradaki dışarıya yardım ediyor. Ya bizim dışarıdaki adama ihtiyacımız yok. Bizim kendi milletimize ihtiyacımız var. Bizim burada domatese, ekime, pamuğa, gıdaya bizim bunları yapmamız lazım. Birlik, beraberlik içerisinde. Bizim binaya ihtiyacımız yok. Biz çadırda da yatarız. Ama ekim olsa, biçsek, essek hiçbir ülkeye de ihtiyacımız yok. Hiç kimseye de ihtiyacımız yok. Cennet gibi bir vatanımız var. Tabii. Mis gibi ya. Nerede bu güzellik? Nerede bu güzel toprağımız? Şelalelerimizi bile kuruttular. Düden Şelalesi'ne gidin. Yazın Düden Şelalesi çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Niye su akmıyor? Suyumuz bitti. Sayın Başkanımız diyor ki Tunç Soyer, kuraklık geldi diyor. Yok. Eğer yağmur yağmazsa 40 küsür günlük bir suyumuz kalmış. Tabii. Yani ne olacak bu millet? Açken susuzluğa da girdik tamam. Allah Türk milletimize yardımcı olsun. Ama biz aç da kalırız, susuz da kalırız ama kimseye boyun eğmeyiz. Hiç fark etmez yani. İyi şeyler vallahi, düşünmek gerekir. Yardımlaşma iyidir yani. Çünkü bizim de başımıza bir şey geldiğinde başka ülkeler bize yardım ediyor. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Ağzı olan konuşuyor ya. Boş ver. Vallahi şu anda ülkemiz hiç iyi bir durumda değil. O yüzden önce kendi insanımız. İlk önce Türkiye mi diyorsun? Evet, kesinlikle. Yani devletler arası politikada belki iyi bir şey gibi görünebilir ama şu an hiç sırası değil diye düşünüyorum. Hayır, yardım etmek iyi bir şey tabii. Hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah. Karşıda şöyle sadece itirazlar geliyor efendim. Hani kendi ülkemize biraz daha yardım edilseydi daha iyi olurdu. Zamanı mıydı gibisinden bir düşünce stili oluştu. Tabii bunu soruya cevap vermek için ne kadar yardım etmiş? Miktar olarak ne kadar yardım etmiş? Ülkeyi sarsacak bir ekonomik yardımda bulunmuş mu? Vatandaşımıza yardım edecek bir bütçe ayrılmış mı? Ayrılmamış mı? Bilmek lazım. Hayırlı olsun. İnşallah ülkemizdekiler de ederler ya. Sağ olun. Değil mi? Oraya gönderiyor, buraya göndersin. İşsiz, gelin işsiz üniversite mezunları. Karı koca üniversite mezunu ve işsiz. Ve işsizler, iki tane de çocukları var. Ben bakıyorum onlara. Ne diyebilirim? Biz herhalde çok zenginiz. Hep sürekli dışarıya yardım ediyoruz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bizim vatandaşlarımız zaten mağdur. Biz kendimiz mağduruz. Pandemi zaten biliyorsunuz. Yardım ettim diyor da bilmiyorum. Etti mi etmedi mi ona da inanmıyorum. Diyecek bir şeyim yok yani. 156 ülkeye yardım gönderdik. Madem öyle bir gücümüz var. Neden biz bu haldeyiz yani? Neden asgari ücret hala şu an şeyde görüşülüyor? Millet aç. Gerçekten borçlarına haciz gidiyor efendim. Tabii. 26 milyon da haciz dosyası var bankalardan. Tarım, çiftçilik, hayvancılık şu an ölü yani, bitti. İnsanlar kan alıyor şu an. Ama 156 ülkeye yardım yapabiliyoruz. Saraylarımız var, uçağımız var. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar bu zaman. Nasıl olacak yani? İtibar saraysa, uçaklarsa biz de onlardan faydalanalım. Uçağa biz de binelim. Ama insanlar asgari ücretle şu an geçinmeye çalışıyorlar yani. Eskiyle karşılaştırıp tüp sırası, yağ sırası, eskiden her şey çok kötüydü. Şu anda herkesin cep telefonu var, buzdolabı var diyorlar. O zamanlar kimse de yoktu. Tamam ben de girdim, tüp kuyruğuna ben de girdim. Annem beni sabah bırakırdı tüp kuyruğuna, dururduk. Ama bir huzur vardı, bir insanlık, bir komşuluk. Yani şey olarak da bitirdiler ülkeyi. İnsanlar bu kadar birbirinden gıcık oluyor muydu parti yüzünden? Hayır, kesinlikle. Kimseye apartmanımızda Yahudisi de vardı,
Kürdü de vardı. Biz bilmezdik ki onu. Sonradan çıktı bu. Kürtlü, Yahudiydi. Bilmem neydi davaları. Sonradan çıktı. Sonradan. Tabii tabii. Hep 2002'den sonra bakınız yani. 2002'den sonra olmuş hep bunlar. Tabii bir takım şeyler dönüyor yani kafalarında. Yapmak istedikleri çok şey var da Atatürk gibi sağlam bir temelimiz var bizim gerçekten yani. O var, iyi ki o var yani. İyi ki o var. Onun temeliyle duruyoruz ayakta. Yoksa bitmişiz yani. Bir Afganistan olurduk biz çoktan. Doğrudur. Cumhurbaşkanı yardım ediyor ama bizim burada yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız çok. Sokakta yatan vatandaşlarımız çok. Bunu da bilmek gerekir. Bunu da duyurmak lazım yani. Yardım etmiş olabilir ama evine ekmek götürmeyen çok. Bu pandemi dönemi herkes çok perişan oldu. Yani kimse bir yere gidemiyor. Kimse kimseyi göremiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın başka ülkelere yardım etmesi bizim yararımıza değildir. Tabii ki durumu olmayanlara yardım etmek her zaman güzeldir. Yardımlaşmak güzeldir. Hafta sonları mesela evde çıkmamazlıklar var. Bunları yaşıyoruz, sıkılıyoruz. 3 gün mesela torunum bende kaldı. Torunum dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıksam 3000 lira ceza yazacak. Çalışmıyoruz. Nerede ödeyeceğiz bu cezayı? Doğru mu değil mi? Yani bu cezayı nerede ödeyeceğiz? Önce tabii ki insan diyor önce can sonra canan. Biz burada rahatsak, ülkemizde rahat yaşıyorsak, hiçbir şeye ihtiyacımız yoksa istediğimiz yere yardımlaşmak, yardım etmek her zaman güzel bir şeydir. Ben bile sokakta geliyorum, cebimde para olmadığı için 5 lira tutup sokaktaki vatandaşlara yardım ediyorum. Bu değil mi? Yardımlaşmak güzeldir yani.